Çok değerli basın mensupları, bugün Halep'teki insani drama son vermek ve Suriye itilafını ele almak üzere değerli dostum Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde kendisiyle ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le üçlü bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikle bu sabah değerli dostum Sergey Lavrov'la gerçekleştirdiğimiz ikili toplantıda ve üçlü toplantının başında vurguladığım gibi Ankara'da hain bir terör saldırısına kurban giden Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un vefatı nedeniyle bir kere daha şahsım adına, hükümetim adına ve Türk halkı adına Rusya yönetimine ve Rus halkına taziyelerimi iletmek istiyorum ve bir kere daha bu hain, alçak terör saldırısını lanetlediğimizi vurgulamak isterim. Şiddetle kınıyoruz. İlk defa bu formatta bir araya geldik. Bu bile esasen başlı başına çok önemli bir husus. Ve toplantıda Halep'teki insani krizin hafifletilmesi, buradaki halkın düzenli ve kesintisiz bir şekilde tahliyesi ve siyasi çözüm unsurlarını ele aldık. Şu ana kadar Doğu Halep'ten 37.500 kişinin tahliyesi sağlandı. Bu konuda özellikle Rusya'ya çok teşekkür ediyoruz gayretlerinden dolayı. Ve Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla arazideki grupların da müdahil olduğu süreçlere Suriye'de bir ateşkesin tesisi ve bunun tüm Suriye geneline yayılması üzerinde durduk. Ve hangi gayretleri sarf etmemiz gerekir bunları birlikte değerlendirdik. Suriye'de ancak siyasi bir çözümün mümkün olduğunu hepimiz vurguluyoruz. Ve kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Ve siyasi çözümün dışında başka bir çözüm yoktur. Ve siyasi bir çözüm yönündeki çabalarımızın Birleşmiş Milletler çerçevesindeki sürece tamamlayıcı nitelikte olması hususunu da ele aldık. Ve sonuç olarak Suriye'de akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin ülke genelinde yayılması, insani yardımların düzenli ve kesintisiz olması ve siyasi bir çözüm sürecine girilmesi için çabalarımızı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Ve ben bugün bizlere ev sahipliği yapan değerli dostum Sergey Lavrov'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum ve bu toplantı için ayrıca yine kardeşim Cevat Zarif'e de teşekkür ediyorum. Ateşkesten bahsediyoruz ve ateşkesin tüm Suriye geneline yayılmasından bahsediyoruz. Burada ılımlı muhalefetin terör örgütlerini DAEŞ, El-Nusra'yı saymıyoruz. Onlarla mücadele devam edecek. DAEŞ'le de mücadele ediyoruz. Ama rejim, muhalifler, bir de dışarıdan gelen gruplar var. Hizbullah var, başka gruplar da var. Dolayısıyla tüm bu gruplara bu yardımların kesilmesi lazım. Biz burada ateşkesten ve siyasi çözümden bahsediyoruz. O nedenle sadece bir tarafa işarette bulunmak doğru değildir. Tüm grupları burada söylemekte fayda var. O gruplara da o yardımların durması lazım. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı operasyonun amacı Münbiç cebini DAEŞ terör örgütünden temizlemek ve burayı özellikle mülteciler ve yerinden edinmiş insanlar yani IDP'ler için güvenli bir bölge haline getirmek ve burada yaşayan insanlara da elbette burayı bırakmak. Şu anda Elbap etrafında operasyon devam ediyor. Elbap DAEŞ'in kontrol ettiği önemli şehirlerden bir tanesi. Elbap operasyonu bittikten sonra da burayı o bölgede yaşayan Elbaplılara bırakılmasında fayda var. Bizim tutumumuz her zaman net ama Münbiç içinde Münbiçlerin istemediği unsurlar da var. Münbiçler de sadece Münbiçlerin dışarıdan farklı grupların gelip burayı yönetmeye çalışması ve etnik temizlik yapması da uygun değil. Buna da müsaade edilmemeli. Biz bugün de vurguladık. Her zaman da söylüyoruz.
Fırat operasyonunun arkasında başka gizli bir gündemimiz de yok. Biz Suriye'nin, diğer komşu ülkemiz Irak'ta da operasyonlar devam ediyor. Irak'ın ve tüm komşularımızın, ama burada özellikle Suriye'yi vurgulamak isterim, ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Ve kesinlikle bir bölünmeye de karşıyız. Bunu bir kere daha vurgulamak isterim. Dolayısıyla şu andaki rejimin veya başkalarının DAEŞ'e yönelik operasyondan da rahatsız olmamalı. Tam tersi bundan mutlu olmalı. Bunda bugünkü açıklamamızda da zaten gördünüz. Bundan sonra DAEŞ'le ve El Nusra gibi örgütlerle de mücadelemiz